İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları David Arushanyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Azerbaycan askerleri Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına bayrak dikmeye çalıştı. Ermeni tarafı ilerleme girişimini engelledi. Borel, Bakü'nün tek taraflı olarak Berzor yolu üzerinde bir kontrol noktası oluşturma kararı, taraflar arasındaki güveni güçlendirmeye yönelik çabalarla çelişmektedir. Yeham Sepanyan, Azerbaycan tarafı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının Artsakh'a girişini engelledi. Ermeni Nefreti başlıklı kitabın tanıtımı yapılacak. Yereruyk Manastırı'nın mirasının korunmasına yönelik arkeolojik araştırmalar adlı Ermeni-Fransız projesi Avrupa Mirası Ödülünü kazandı. David Arushanyan, 25 Kasım 1989'da Sovyet Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da Nikolay ve Lidya Arushanyan ailesinde doğdu. 1996-2006 yılları arasında David Arushanyan, Yerevan'daki Artemikoyan adlı 166 nolu lisede okudu. 2006 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi'ne girdi ve 2010 yılında temel rütbesiyle yüksek derecede mezun oldu. Artsakh Savunma Ordusu subayı olan David Arushanyan, 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan Savaşı'na doğrudan katılmış ve Artsakh Cumhuriyeti'nin Madagis-Taliş savunma hattını savunmuştur. 29 Eylül'de Aregasar Dağı yakınında David Arushanyan ve silahlı arkadaşları Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin çok sayıda birliğine karşı savaşa girdi. Komutanlıktan iki kez geri çekilme emri aldıktan sonra itaat etmedi ve emri altındakilerle birlikte 4'ten fazla Azerbaycan zırhlı aracını imha etti ve düşmanın büyük bir insan gücü kaybına neden oldu. Çatışma sırasında binbaşı Arushanyan'ın piyade savaş aracı Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu. Kendisi de yaralandı. Binbaşı Arushanyan zarar gören zırhlı araçtan inerek başka bir piyade savaş aracına bindi ve cephane bitene kadar başlayan eşitsiz çatışmayı sürdürdü. Ardından Arushanyan 3. zırhlı araca biner ve zırhlı aracını Azerbaycan ordusunun içine sürerek muharebe operasyonlarına devam etti. Binbaşı Arushanyan piyade savaş aracını Azerbaycan'a ait zırhlı aracına çarpıp ve onu patlatarak kendisi de şehit düştü. Hovik Asadıryan ve Aren Çobanyan binbaşı David Arushanyan ile birlikte savaştı. Operasyonları sayesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin birçok birliğinin ilerlemesi durduruldu. Binbaşı David Arushanyan savaş sırasında ana yurdun savunması ve güvenliğinde Artsakh Cumhuriyeti'ne olağanüstü hizmetleri, cesareti ve kişisel cesareti nedeniyle ölümünden sonra en yüksek Artsakh Kahramanı unvanına layık görüldü. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV, Ermenistan Tarihi Müzesi'nde yer alan 18. 20. ve 16. ve 17. yüzyıllara ait çeşitli Ermeni geleneksel takı koleksiyonlarının örneklerini sunuyor. Bunlar çeşitlerine, uygulama şekillerine, hazırlanış yerlerine ve zamanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Yukarıda belirtilen yüzyıllarda Ermenistan'ın ve Ermeni dünyasının farklı bölgelerinde Van, Muş, Bayazıt, Sivrihisar, Sebastya, Şebin Karahisar, Alaşkert, Malatya, Bitlis, Karin vesaire Ermeni genç kızlar, anne olan ve saygın bir yaşa ulaşmış kadınlar, Ermeni usta kuyumcular tarafından yapılan mücevherleri taktı. 18. 20. yüzyıllara ait takılar altın, gümüş ve değerli olmayan metaller ve alaşımlardan yapılmıştır. Takılarda metal parçalar ile uyumlu boncuklar için doğal taşlar, kehribar, inci, mercan, sedef, cam vesaire kullanılmıştır. Müzenin mücevher koleksiyonu uzun yıllar boyunca toplanmıştır. Bir kısmı Ermeni Etnografya Derneği tarafından buraya getirilmiş, bir kısmı etnografik araştırma gezileri ve satın alma yoluyla elde edilmiş ve bir kısmı da bağışçılar sayesinde müzeye ulaşmıştır. Batı Ermenistan'da üretilen mücevherlerin önemli bir kısmı esas olarak kardeş yardımı fonlarıyla satın alan Eçmiyazin Müzesi'nden Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'ne devredildi. Ne yazık ki bu mücevherlerle ilgili bilgiler eksiktir. Çünkü çoğu sürgün edilmiş insanlardan zor şartlar altında elde edilmiştir. Hatta bazı takıların kullanım şekli bilinmiyor. Bazen bunların isimleri yabancı dillerde geçiyor.
takı sadece bir lüks eşyası değil, bir milletin estetik algılarının, düşünce tarzının, duygularının, zevklerinin ve tarzının ifadesidir ve etnik grubun fikirleri, dünya görüşü, örf ve adetleri, gelenekleri, ritüelleri ve bayramları ile doğrudan ilişkilidir. Mücevher, çok uzak olmayan atalarımızın düşünme biçimi, ruhu ve inançları hakkında çok şey anlatır. Takılar, Ermeni gümüşçülük ve kuyumculuk hakkında fikir veriyor. Çünkü Ermeni ustaların eserlerini sergiliyor. Mimari, müzik, minyatür ve diğer tüm sanat dalları gibi kuyumculuk sanatı da ulusaldır. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sınır muhafız servisi tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Haziran günü saat 8.40 sıralarında Azerbaycan sınır muhafızlarına bağlı bir grup asker Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına bayrak dikmek için Hakkari Köprüsü yönünde ilerleme girişiminde bulundu. Ermeni tarafının aldığı tedbirler sonucunda Azerbaycan askerlerinin ilerlemesi ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına bayrak dikme girişimi engellendi. Saat 10 itibariyle durum nispeten sakindi. Bakü'nün tek taraflı olarak Berzor yoluna bir kontrol noktası kurma kararı, taraflar arasındaki güveni artırma çabalarıyla gerçekten çelişiyor. Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Komiseri Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumlarda Ermenistan Cumhuriyeti Bakü yetkilileri arasında ilişkiler ve Berzor yolundaki durum hakkında böyle bir açıklamada bulunarak bölgenin Avrupa Birliği'nin misyonunun sorumluluğu dışında olduğuna dikkat çekti. Borrell, ancak şu anda bu özel soruna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz demeyin. Daha birkaç gün önce Moldova'da Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile önemli bir görüşme gerçekleşti. Temmuz ayında Brüksel'de bir toplantı daha gerçekleşecek. Yani diplomatik cephede elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dedi. Berzor yolunun başında kurulan kontrol noktasına değinen Borrell, abluka olmaması ve Artsakh'a insan ve mal giriş çıkışlarının yapılabilmesi için tüm baskının Birleşmiş Milletler'in bağları üzerinde yapıldığını söyledi. Avrupa Birliği misyonu bu kontrol noktasını durduramaz. Buna imkanımız yok. Bu bir silahlı misyon değil. Misyon barış sürecinin bir parçasıdır ancak onun yerine geçemez. Tek çözüm diplomatik olacaktır ve eğer bir çözüm varsa bu da şu anda devam eden müzakereler çerçevesinde olacaktır. Batı Ermenistan hükümeti 1987'deki deklarasyondan bu yana bugün Ermeni topraklarında olup bitenlerden kısmen sorumlu olan Avrupa Parlamentosu'nun beyanlarına defalarca atıfta bulundu. Uluslararası kuruluşları ve Birleşmiş Milletler yapılarını bir kez daha temel insan hakları ilkesine bağlı kalmaya ve daha kararlı bir politika sergilemeye çağırıyoruz. Artsakh ve Artsakh halkı başta yerli halklar olmak üzere tüm insanlığın hakları için mücadele ediyor. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan, Azerbaycan tarafının Goris Stepanakert Karayolu olan Berzor yolundaki Hakkari Köprüsü'ne yasa dışı olarak kurulan kontrol noktasında Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının Artsakh Cumhuriyeti'ne girişini kasten engellediğini bildirdi. Mesajda şöyle deniyor. Bu kişiler abluka koşullarında tedavi için Ermenistan Cumhuriyeti'ne gittiler ve şimdi sağlık sorunları çözüldükten sonra evlerine dönemiyorlar. Azerbaycan tarafının Artsakh'tan çıkışlarına izin vermesi, keyfi ve yasa dışı bir şekilde girişlerini yasaklaması dikkat çekicidir. Bakü makamlarının tacizi sonucunda bu kişilerin sadece özgürce hareket etme hakları değil, aileleriyle yeniden bir araya gelme hakları da ihlal edildi. İnsan hakları savunucusu 23 Nisan'dan bu yana Bakü tarafından Berzor yolu üzerindeki Hakkari Köprüsü'ne yasa dışı bir şekilde kurulan kontrol noktasının ve bu yol üzerinde insanların, araçların ve malların serbest dolaşımını engelleyen diğer önlemlerin yalnızca bilinen uluslararası normların ihlali değil, aynı zamanda 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirgenin hükümleri, özellikle de insanların, araçların ve yükün Berzor yolunda güvenli ve kesintisiz hareketini öngören 6. maddesinin ihlali olduğunu da vurguluyor. Kaydedilen vakalar, Bakü hükümetinin devlet propagandasının iflasını ve Bakü'nün Artsakh halkına karşı yürüttüğü sistematik ve tutarlı etnik temizlik politikasını bir kez daha kanıtlıyor.
Batı Ermenistan hükümeti Türk ve Baki makamlarının asırlık bir geçmişe sahip soykırım, Arminosit ve etnik temizlik politikasını her fırsatta hatırlatmaktadır. Türkiye'nin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırım Arminosit'in ardından Rafael Lemkin'in uzun çabaları sayesinde 1951'de soykırım terimi uluslararası hukuka girdi. Devletleri ve uluslararası kuruluşları yukarıda bahsedilen devletlere karşı politikada güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz. Soykırım, Arminosit ve etnik temizliğin kınanması gereken suçlar olduğunu ve cezasız kalması durumunda soykırımcı yetkililer tarafından yeni suçlar doğuracağını her zaman hatırlamalıyız. Yerevan'daki DoubleTree by Hilton Oteli'nde Bakü Hükümet İşleri Uzmanı Garnik Davidyan'ın girişimiyle Ermeni Nefreti başlıklı İngilizce kitabın tanıtımı ve basın toplantısı 16 Haziran tarihinde düzenlenecek. Garnik Davidyan şunları kaydetti. Çalışma uluslararası yapılar tarafından kabul edilen yasal düzenlemelere, resmi belgelere, kriminologlardan, medyadan ve diğer kaynaklardan alınan verilere ve ayrıca Ermeni yazarların bilimsel çalışmalarına, kılavuzlarına, makalelerine vesaire dayanmaktadır. Bu monografinin konusunun seçimi bir dizi önemli koşul tarafından belirlenir. Özellikle 1918'den günümüze Bakü'deki Ermeni nefretinin derecesini tartışmak, okuyucuyu Bakü'de devlet düzeninde yürütülen Ermeni nefreti hakkında bilgilendirmek vesaire. Kitapta uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası yapılar tarafından kabul edilen kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, Bakü hükümetinin iç mevzuatı, ilgili anayasa, kanun ve Bakü tarafından üstlenilen uluslararası yükümlülükler yer almaktadır. Kitap, Bakü'deki Ermeni nefretini hukuk açısından sunan ve ceza hukukunu temel alan yeni bir analiz biçimidir. Bir asrı aşkın süredir hiçbir Ermeni uzmanının Batı Ermenistan Devleti'nin temellerini ve faaliyetlerini incelememiş olması üzücü. Umarız bir gün bu boşluk dolar. Bu yıl 21 ülkeden kültürel miras alanında 30 önemli eser Avrupa'nın en yüksek ödülüne layık görüldü. Bu yılın ödül kazananları arasında Yereruyk Manastırı'nın mirası korunmasına yönelik arkeolojik araştırmalar adlı Ermeni-Fransız projesi yer alıyor. Armenpress bunu Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra tarafından yayınlanan mesajdan bizlere aktardı. Rapor, Erken Hristiyanlık ve Orta Çağ dönemine ait Yereruyk Manastır Kompleksinin 2009'dan 2021'e kadar kapsamlı bir şekilde incelendiğini belirtiyor. Avrupa kültürel miras uzmanlarından oluşan jüri 30 galibi seçti. Kazananlar 28 Eylül'de Venedik'teki Palazzo del Cinema'da düzenlenecek Avrupa Mirası Ödülleri'nde onurlandırılacak. Europa Nostra'nın başkanı Cecilia Bartoli bu prestijli etkinliği kendi katılımıyla onurlandıracak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aravodun Temin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.